Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü konumuz zam. Yani Türkiye'nin gerçek gündemi. Çünkü 2021 yılına girer girmez elektriğe %6, doğalgaza %21, alkollü içeceklere %17 ve otobanlara %25 civarı zam yapıldı. Özel sektördeki yumurta, peynir, et, süt, bebek bezi ve birçok ürüne de %30, hatta bazılarına %40 civarında zamlar yapıldı. Bugün vatandaşa zamları ve zamcıkları soracağız. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Buyurun izleyelim. Tam bana rast geldin. Ben kafe sahibiyim, kafe işletmecisiyim. Kapalı olduğumuz halde Kasım'ın 20'sinde kapattık. Kapalı olduğumuz halde suyun faturasına bakın. 350 lira. 350 TL geldi. Evet, kapalı yerde. Ve elektrik faturalarına bakın. Bunlar kapalı zamanda gelmiş bunlar. 170 lira elektrik gelmiş, sadece bir dolabım açık. 170 lira geldi. Peki herhangi bir yardım vesaire, paketler? Hayır, hayır, kesinlikle. Kesinlikle almadım. Üzgünüm vallahi, bu ne ya? Hadi ben kendimi düşünmüyorum. Bu kadar insanlar ne yapıyor? Bizim evde bir maaş var, onunla geçiniyoruz. Ya olmayanlar ne yapıyor? Dükkanım kapalı. Zaten şimdi 2,5 ay, 3 ay oluyor kapalıyız ama gerçekten Mart'ın 15'i, 16'sından beridir zaten 3-4 ay açtık yazın. O da hani ticaret kötü, piyasa kötü. Bu kadar faizler, bu kadar zamlar. İnsanlar bunların altından nasıl kalkıyor? Ben bir şarküteriye girdiğimde beni değil başkalarını düşünüyorum. Gerçekten pes. İsviçre'de durum nedir oradan bakalım? Şu anda çok kötü. Şu anda çok kötü. Ben bile temelli dönmeyi düşündüm. Türkiye'ye? Evet, Kuşadası'nda yaşıyorum. Memleketimi seviyorum yani. Çok da dönem var. Peki efendim, buradaki gelir gider iyi hesapladınız mı? Çünkü çok fena durumlarla karşılaşabilirsiniz. Burada bazı şeyler çok pahalı. Türk parası kazanırsanız ama. İsviçre falan galiba. Emekliyiz Türkiye'den biz. Karı koca emekliyiz ve memnunuz. Geçinebilir misiniz buradan? Ya, geçineceğiz. Şimdilik çok iyi gidiyor. Kendi evimiz, kira vermiyoruz. Tamam. İnşallah. Memnunuz yani. Türkiye'mi seviyoruz, Türkiye'yi. Sağ olun. Özel sektörde hatta iş zıvanadan çıkmış durumda. %40'lara peynir, süt, bebek bezi. Cumhurbaşkanı da bir açıklama yaptı. Dedi ki görürseniz şikayet edin. Nasıl bakıyorsunuz bu meseleye? Suçlu esnaf mıdır? Kime şikayet edeceğiz? Tüketici hakları vesaire. Nasıl şikayet edeceğiz? Ben kendim de bir esnafım. Adam toptancı mesela. Şundan bir ay önce getirdiği peyniri 35 liradan getiriyor. Şu anda 50 lira istiyor. Ben onu kime şikayet edeceğim? Benim aldığım yer böyle diyor. Ne yapacağım? Mandıralar yaptı diyor. Bilmem bu yaptı, şu yaptı. Yani kaynağını bulmak lazım. Değil mi? Ama mandıranın da mazotu, elektriği, doğalgazı onlara da zam geliyor. Yine doğalgaza zam gelmiş. İş yine gidiyor yukarıya. Allah yardımcımız olsun. Amin. Vatandaş nasıl görüyor bu zamlara, hükümetin ve özel sektörün zamlarına? Özel sektör zaten kartel olmuş hepsi. Üçü dördü bir araya geliyor büyük marketler. Kafalarına göre yönlendiriyorlar. Hükümet ne kadar müdahale eder o da belli değil yani. Bunun bir denetleme mekanizması oturulabilir mi efendim? Oturtabilirler mi? Valla başladılar oturtturmaya. Perişan oldu millet. Oturtturmaya başladılar. Sık sık ya, baskınlar oluyor. Lazım, zaten lazım yani. Tabii. Kardeşim ben reisçiyim. Tamam mı? Ama bu zam olayı insanların geçim derdine düşmesi biraz sıkıntı yapar. Yani oylar etkilenir mi sizce? Cem ekleniyorsa oylar da etkilenir. Yani bunda kaybedecek diyenler var, duyuyorsunuzdur. Kesin kaybedecek diyor. Ben kaybedeceğini düşünmüyorum ama biraz eksilme olacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar önce bir şeyine bak. Mesela şu şey olayları pandemi yüzünden zaten insanlar sıkıntıda. Bana göre kaynak o. Dünyada var bu, bize değil. Sadece bize ait olsa veya bize özgü olsa eyvallah. Muhaliflerden gelen de şu efendim, ben iki tarafı da çok iyi bilen bir insanım. Muhalifler şunu söylüyor, diyor ki felaket anlarında devletimizin bir bütçesi olması lazımdı ki rahatlatsın. Mesela Avrupa'daki ufak ufak şehirler var ya, bizim bir ilimiz etmez onlar. Evet. Geçen seneki cironun %60'ını veriyor, %70'ini veriyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti dünyaya meydan okumuşuz zamanında. Şimdi niye bu ya, kadar bu esnaf perişan? O da neden oldu? Çok hazırlıksız yakalandılar. Her şeye yatırımı yaptılar. Kasayı boşaltınca bu çok hazırlıksız oldu. Ha belki bunun geleceğini önceden bilselerdi. Bu kadar belki otobanlar, bu kadar hastaneler, onlar bunlar yapılmayacaktı. Bütçede para olacaktı. O kadar ya, saçma sapan demeyeyim de belki çok da gereksiz olmayan yatırımlar kasayı boşalttı yani. Ya ben yapılan yatırımların hani ya, gereksiz olduğuna inanmıyorum yani. Hastalık öncesi biraz gereksiz gibi göründü. Ama yani, hastalığı nasıl öngörecekti? İşte onu bilmediğin yani için. Yani sen kim öngördü ki bunu? Ha, bütün ülkeler öngörmüş, hepsinin hazırlıkları var. Hiç kimse var öngörmedi. Bu zaten dünyaya... Söyledi, orada yaşayan insanlarla da konuşuyoruz. Benim yurt dışında da bir onu tanıdığım var. Çok da aman aman rahat hayat sürmüyorlar yani. Hep biraz da basının abartması, işte Almanya o kadar para veriyor, bu kadar para veriyor. Onlarla konuşuyorum. Fazla hepsi gerçek değil mi diyorsunuz onlara? Yok ya. Yani gerçeklik payı vardır ama söylenen kadar değil. Yani bizim de eşimiz, dostumuz, akrabalarımız, herkesin olduğu gibi bizim de var. Onların hiç öyle söylediğini duymuyoruz yani. Bir soru sormak istiyorum size. Öngörünüzü merak ediyorum. Şimdi
şimdi erken seçim yok dediler ama olur ya olur. Olduğunda sanmıyorum. Ya da 2023'te hükümet değişirse bugünlerimizi arar mıyız sizce? Ben arayacağız. Bence ararız. Çünkü gelecek kim gelecek ki doğru düzgün? Muhalefetin bu işin altından kalkabileceğine inanmıyorum kardeşim. Sorun orada zaten. Şu anki partileri yeterli görmüyorsunuz. Görmüyorum ki, siz görüyor musunuz? Hangisini görüyorsunuz? Benim değişik ümitlerim, umutlarım var da önemli olan ben değilim, vatandaşım. Ya öyle keşke tabii yani. Bundan iyisi gelse de düzelse. Yani. Ama gelecek olanları da görüyoruz. Birbirini yemekten başka bir şey yapmıyorlar. Yani devlet Türkiye'yi mi kurtaracak? Bence hazır bir şeyi yok partinin. Tabanı yok. Muhalefet şey partinin yok. Tabanı var. Tabandan yana şeyi yok ama. Programları mı eksik diyorsunuz? Yani nasıl çıkartacaklar kim mesela? Yapacak? Kim yapacak abi? Söyler misin kim? Bir adamın bir dediği bir dediğine tutmayan bir başkanları var. Ben o adamın ya arkasından CHP gitmem. Olarak bakmayalım artık Meral Akşener de var. Hepsi güçlene güçlene Meral gidiyor. Akşener'in zaten şeye gelecek seviyede değil ki zaten şimdi. Yani onun iktidara gelebileceğini benim aklımın ucundan bile geçmiyor. Şimdi sizin dediklerinizi %100 sadece olarak. Sadece bunların birleşmesinin tek sebebi şeyi indirmek. Ben şurada tıkanıyorum efendim işte. Sizin dediklerinizin %100'ü doğru olsun. %99 değil %100'ü ama herkes fani ya. Peki Recep Tayyip Erdoğan dünyasını değiştirdikten sonra bu Türkiye Cumhuriyeti yıkılacak mı o zaman? Yani hayır canım olur mu? O kurtarıcı gücüne bakmıyor ki kimse ona. Şimdiye kadar o mu vardı? Yani başkaları da yönetebilir diyorum ben de o yüzden mesela. Ya yönetebilir. Öyle dirayetli birisi gelirse yönetir. Ama ben şu andaki geri kalan kişilerin de o kadar dirayetli olduğunu şey anmıyorum. Düşünmüyorum. Yeni zamcıklar geldi duydunuz mu? Hayır duymadık. Doğalgaza %21, elektriğe evet, %6. Evet onları duyduk. Otoban %26. Evet, evet onları duyduk. Bu zamlara vatandaşın bakışı nedir? Vatandaşın zaten canına yetmişler vatandaşın. Bir canı kalmış onu alacaklar vatandaşta. Vatandaş perişan. Kendim esnafım. Restoran üzerinde 6 aydır restoranlar kapalı. Ne arayan var ne soran var. Bu yardım vardı efendim 1000 lira. 1000 lira yardım ne olur? Adam şimdi 25 lira kira veriyor, stopaj veriyor, vergi veriyor. Bir 1000 lira nereye sarabilir, hangi yere sarabilir? Olası bir seçimde, evet. Erken seçimde ya da 2023'teki evet. Seçimde bu ortamdan dolayı sandıktaki oran evet. Etkilenir mi sizce? Ya etkilenmez mi? İnsanlar perişan şu anda ya. Şu anda insanlar mağdurdur insanlar ya, ekmek yok. Yani bunun suçlusu hükümetin ekonomik paketi mi? Aynen diyorsun? Öyle. Hükümet hükümetliğini tam yapamadı. Bırak da yerli bırak da Suriyelilere yardım ediyor. Kendi insanı aç ya. Kendi insanı aç. Vatandaş bu haklar, zamlar hakkında isyan ediyor. Çalışanı var, çalışmayanı var. Ben yaklaşık 1,5 senedir işsizim. İş bir şekilde iş bulamıyorum. Allah inandırsın. Daha önce bundan yaklaşık 2 sene 3 sene önce pazara gidip 200 lira alışveriş yapıp bir dolabını dolduruyordu. Şimdi 200 lirayla dolabını dolduramıyorsun. Onun yanı sıra hiçbir şekilde evine katkı sağlayamıyorsun, çalışamıyorsun. Herkes isyan ediyor bu durumdan kaynaklı. Çalışanı var, çalışmayanı var. Bir öğrenciye ne kadar bütçe ayırabilirsiniz? Devlet bu konuda hiçbir şey destek sağlamıyor. Hükümetimiz bu zamlara daha çok esnafın suçuymuş gibi konuştu. Sence suçlu kim burada? Devlet suçlu burada. Burada suçlu bizzat devlettir. Devlet zam yapıyor. Şu anki asgari ücrete bakın isterseniz. Yaptığı zamı göz boyaması. Bunun arzında aynı zamanda vergi alıyor. %40, %30'lara yakın vergi alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sandıkta bu zammın karşılığı verilir mi sizce? Türk halkı bunu göz önünde bulunduruyorsa eğer, içine sindiriyorsa bence verilmelidir abi. Verilmesi gerekiyor çünkü artık. Bu iktidarın bu ülkeden gitmesi gerekiyor artık. Yani olmuyor artık. Yürümüyor. Yani zamlarla mesela asgari ücret alan bir işçi asgari ücretle şu anda geçinemez. Yani çok zor geçinir. En azından bir çekirdek aileyi düşünürsek 3 kişilik bir aile. Bir asgari zamla kirası var, elektriği, suyu var. Çok zor geçinirler yani. Şu anda yumurta, süt, peynir fiyatlarına bakabildiniz mi? %40'a yakın bir zam oldu. Yani biz öğrenciyiz. Biz onlara bakmadık ama ya bence şu anda ya tam da şu pandemi döneminde çok daha esnek davranılabilirdi. Daha anlayış gösterilebilirdi. Ve hiç çalışamayan insanlar var. İşten çıkarılanlar var şu pandemi döneminde. Hiçbir şekilde geçinilmiyor. Hiçbir yetmiyor yani bu para. Vatandaş bu zamları nasıl değerlendiriyor? Bu zamlarda suçlu esnaf mıdır? Kimdir? Sizin gözleminiz nedir? Bana göre iktidardır tabii ki. Yok ediyorlar bizi. Bitirdiler yani. Çoluğuna, çocuğuna, bebeklerine evet. Bir şey yedirmeye çalışıyorlar. Yani insanlar bebeklerine bir şey yedirmeye çalışıyor. Çocuk yani ya bebek. İnsanlar intihar ediyor. Kurmuşlar kendilerine bir düzen. Aile boyu götürüyorlar yani. Aile boyu 10 numara düzen. Oh ne güzel. Daha bugün Facebook'ta gördüm yani bir abimiz, bir arkadaşımız, canımız intihar etmiş. 2 çocuk babası. Yani bunlara göre hava hoş, medikal park onlarda, her şey onlarda, kafalarına göre yiyorlar, bitiriyorlar insanlar. Yazık yani bu insanlara yazık. 1000 lira nedir ya? 1000 lira yardım ediyorlar. Bir de sigortan var mı? Senin vereceğin 1000 liraya tüküreyim ben. Ne yapacak ya? 1000 lira ne ya? 1000 lira ne? Esnaf batmış gitmiş. Her şey ortada yani. Yazıklar olsun bu ülkeye, Atatürk'ün kurduğu bu ülkeye ihanet ediyorlar. Zamlar ülkenin gerçeği yani. Olabilir.
Yani bazı böyle fırsatçılar var, bunlar bu günleri kolluyorlar zaten. Onun için pahalıya satmamaları lazım, vatandaşı düşünmeleri lazım. Vatandaş bu zamlara ve zamcıklara nasıl bakıyor? Hissetmiyor artık vatandaş, hissetmiyor. Sıradanlaştı her şey artık, normal. Ne olacak efendim bu işin sonu böyle? Ne olacak? Hani uçuyorduk, hani başkanlık gelince... Uçuyor zaten, şu an uçuyoruz. Yapacak bir şey yok. Peki yere çakılma ihtimalimiz var mı? Vallahi artık ya yere çakarırız ya da uzaya gideriz yani. Hayırlısı olsun, ne diyelim yani. Amin. Amin. Ne diyelim yani. Amin. Abi valla benim bir derdim sıkıntım yok Allah'a şükür. Yani bunu bir şey ben çalışmıyorum ben. Kazanmıyorum da. Anne babaya soracaksınız abi bunu. İzliyorsun ama. Gelişmeleri izliyorsun vesaire. Nasıl görüyorsun ülkenin geleceğini bir Z kuşağı olarak? Geleceği mi var ülkenin? Ben düşünmüyorum peki yani. Peki sana o klasik soruyu sorayım mı? Sor abi. Sınır kapıları açılsa gider misin? Ben mi? Abi zaten ben Ukrayna'dan geldim. Ondan sen bu kadar pozitif enerji dolusun. Abi net giderim yani. Nereye gidersin? Hollanda'ya. Sevgilim Hollandalı. Hollanda'ya giderim. Türk mü o? Hollandalı. Hiç bilmiyor mu Türkçe? Yok biliyor. Şu an anlıyor. Sen de gelsene. Hollanda bizi nasıl kıskanıyor? Bir anlat bize. Abi Hollanda mı bizi kıskanıyor? Neyimizi kıskanıyor? Hollanda ile Almanya bizi kıskanır her zaman. Bilmiyor musun? Ekonomimizi özellikle. Ekonomiyi değil de şeyi, turistik yerlerimizi, Antalya'yı. Oralara bakarsak dünyanın cennetiyiz gerçekten. Evet, evet o öyle. O kısma bakarsak dünyanın öyle. Cennetiyiz de içeride sıkıntılar var. Çok sıkıntı var.